Benim polar da çok güzel yakışmış sana ha. Öf, kazakla geldim. Bu arada bu ışık kredi kartını cebine koy lütfen. Kazakla geldim yani, bu nasıl bir şey? Ay sen onu bunu boş ver. Bugün altın oluk nasıl Özlem? Çok güzel bugün altın oluk. Çok sinirliyiz. Özlemciğim ne kadar tuttu biliyor musun? Bir Türk kahvesi, bir Nescafe kaç para der misin? 100. Sen? Çık. Ne? Ne? Hadi canım. Vallahi 125 lira. Ne? 125 lira. Gerçekten. Evet. Yemek yesek daha iyiydi. Vallahi bir Türk kahvesi, bir sürtlü Nescafe 125 lira. Yazın herhalde 200 olur mu? He? Olur yani. Bu ne ya? Bu arada hayırlı olsun arabamız. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Sağ ol sen de. Ya benim pek kullanacağım yok gibi gözüküyor bu durumda ama arabayı. Yani motorum var yani. Ancak sana karlı ve yağmurlu havalarda verebilirim. Evet bu arada Altınoluk sahilde balık var herhalde. Balık akını var Özlemciğim. Gelmişken balık alalım mı? Evet, balık teknelerine bak. Ya 120 lira kahveye bak ya. İçine oturdu bu akşam uyuyamaz. Yok uyumaz değil yani. Bu ne yani böyle insanlar? Dur şöyle geçeyim ben. Soymak mı? Niye öyle algılıyorsun ki olayı? Yani ne bileyim yani bu kahvenin maliyeti ne ya? Türk kahvesinin maliyeti ne ya? Maliyet üzerinden hesaplama bu işi. Adam bak oraya sahil kenarına kocaman mekan açmış. Biliyorsun 2 hafta önce burayı sel götürdü. Adamın dükkanı zarar gördü. Evet. Çalışan 2 tane eleman var. Bizden çıkarması lazım. Bizden değil insanlardan yani bir şekilde yürümesi gerek bu işin. Yanlış mıyım? Yani şimdi düşünsene işletmenin sahibi sensin. 2 tane çalışan asgari ücret alsa artı sigorta primleri. Özdemir'cim bunda değil ki. Evet. Ay. Ay. Montumu da koydum. Gören de bana bak diyecek arkada ne taşıyor bu ya. Aa, ne yapayım yani. İyi ki büyük çantamı almışım evden. Değil mi? Yoksa? Sana dedim bizim orası çok şey. Nedir adı? Çok soğuk Ayvacık. Bu sahil kesimleriyle arasında 4-5 derece fark var. Her seferinde aynı şeyi yapıyoruz ama bir türlü de ben güvenip de böyle ince giyinemiyorum nedense ya. Görmedin mi kafede çalışan kız askılı tişörtle çalışıyor. Aa, delirmiş olmalı. Vallahi. Ama havada ona göre yani. Karşıda bak bir şey tutuyor görüyor musun? Hava çok güzel. Hava değil mi? Hava mı? Evet. Evet. Şimdi Aralık'ın biz kaçındayız? 10'u. 10 Aralık'ta. Valla yağcılarda insanlar bence var ya sahilde denize bile giriyor olabilir ha. Evet. Giriyor olabilirler. Yani burada Kasım'da insan... Biz gelmiştik işte Kasım'da girenler vardı. Evet. Ay. Ve hava 22 derece falan da yani giriyorlardı. Evet. İşte burada doğalgaz yok değil mi Özlem? Burada yok. Burada olsa doğalgaz. O zaman kışın da burası çok kalabalık olur. Zaten kalabalık ya. Kalabalık da yani kışın da oturan olur yani çok olur. Bu, düşünsene yazlıkları doğalgaz geldiğini. Yaz kış oturur insanlar. Fiyatları da o zaman katlanır tabii. Zaten katlandı fiyatlar canım. Ya buraları falan hep... 2 hafta önce bütün iş yerleri tadilatta. Bakın hala görüyorsunuz. Ya yani felaket olmuş ya. İşlerine girmiş. Küçük kuyuya gelmeden Sazlı'da hortum çıkmış. Yapma hele ya. Küçük kuyu sahiline biz ondan 2-3 gün sonra inmiştik o fırtınadan sonra. Hı. Ay vallahi her yerden su fışkırıyordu. Hadi boşaltıyorlardı dükkanların içinden pompalarla. Hı. Baksana bunda acaba deniz mi götürdü? Bak bunun üzerindeki tahtalar matalar gitmiş. Yok bunlar kendileri kaldırıyor. Kendileri mi kaldırmışlar? Deniz götürmesin diye baştan kaldırıyorlar sezon kapanışında. Ay ne? Stres yaptım başım ağrıdı ben. Şimdi biz aslında Çanakkale'ye gidiyorduk. Ezine'yi geçtik yaklaşık 30 kilometre. Fakat sonradan Özlem'in aklına geldi. Eyvah dedi kahvaltıda dedi çayın altını açık mı unuttum. Evet. Bir geri dönüşümüz var. Aman Özlem abi. bir stres. İkilemde kaldım. Yani yaklaşık kapattığımı hatırlamıyorum. 45 dakikalık yolu geri döndük değil mi? Tabii 40 dakikalık evet, yolu geri döndük. 45 dakika beni bitirdi stresten. Ben öldüm dedim. Yani yangın çıkacak evde yani böyle bir şey yok. Ben bir de kendime kızıyorum. Nasıl unuttum yani? Nasıl unutabiliyorum? Eve bir geldik ki. Ama bugünlerde ben unutkanlık var bende. Evet. Sabah kahvaltısı için bana 2 defa mı 3 defa mı ne yumurtayı yaktı. Hadi onu... Sana şey yap yani mutfakta değildim. Unutmuşum. Dalmışım şeye. MasterChef yok mu o MasterChef? Gece sana kaynatıyorum ya yumurtayı. Ya ben yaşlanıyor muyum? Alzheimer mu oluyorum? Bir de bana hatırlıyor musun İstanbul'dayken bana diyordun çok unutkansın. Yok, bir gün bu evi yakacaksın. Bak ben doktora gideceğim vitaminlerime baktıracağım. B12 eksikliği olan insanlar da unutkanlık çok oluyormuş. Benim gene bir şeylerim eksildi. Bak gördün mü ne olmuş? Evet ya. Bak. Anam bak. Bak orası da tabii canım ya burası çok felaket etmiş ya. Ana
dalgalar camları kırmış. Oo, havanın açıklığına baksana Özlem. Sanki dağlar. He? Tabii tabii. Baksana tabii. Şuraya. Pırıl pırıl. Sanki böyle içimize gelmiş gibi değil mi? Yani çok yakınlaşmış gibi. Ya hava nasıl bu çok olayı temiz. Bu kadar çok şey yapıyor ya, değiştiriyor? Bazen hani diyoruz ya, Cunda'yı böyle hop yakalayacakmışız evet. Gibi oluyor. Midilli de öyle oluyor burada. Evet. Havanın açıklığından, temizliğinden kaynaklı. Baksana ne olmuş burası ya. Acaba burayı kendileri mi kırdı? Hayır hayır hayır. Buralar baksana, yerler merler hep evet, şey. Evet aynen. Dalgalar çok fenaymış ya. Hele o yağcılar sahilini falan duman etmiş diyorlar. Bir tane de şöyle ufak tekne mi alsak, ne yapsak, balığa çıkarız. Ben ha? Sevmiyorum, yapayım. Sen git demeye, ben kendim için diyorum. Aman öf, iki tane balık yakalayamıyorum. İki tane balık için tekne mi alınır? Oltayı yakalayamadın da. Hakikaten ya. Neyse haftaya bak, hava güzel olursa oltaları alalım. Ayvalık'a gideceğiz. Ayvalık'a gitmeyiz haftaya. Yani sonraki zamanlarda gideriz. Biraz daha yaz zamanına doğru gideriz. Şey yapalım. Alalım oltaları. Cahide'yi de alırız. He. O da gelsin. Gelsin. Siz oturursunuz. Ben balık tutarım. Olur. Nereye gideceğiz? Kadırga'ya gideriz. Veya Babakale'ye mi gideriz? Gideriz bir yerlere. Haftaya. Oraya gidip 1 kilo balık satın alıp geliriz. Vallahi billahi. Sanırım senin oltana gelmiyor. Sevmiyorlar seni. Bak Alsancak'ta herhangi bir şey yok. Kuyuda şey ekmek de tutuyorlardı geçen gün. O kefal, o kefal. Adam her yerden bir duman tutuyor. Bak oradan da tutuyor. Görüyor musun? Temizlik yapıyorlar bak, ya. O karşıdan temizlik. Hele bak karşıdaki nasıl tutuyor, görüyor musun? Evet ama onu ormancılar da yakıyor bazen. Ay 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 ay. Çok iyi geldik. İyi oldu. İyi oldu tabii ya. Ne öyle? Arada bir kaçmak lazım böyle Özlem. Artık kaçarız, arabamız var. Motosiklet aslında ya. Ya motosiklet tamam mı? Daha iyi. Daha böyle içeceksin. Soğukta. Bu arabanın içinde ne? Ya soğukta moğukta ya. Motosiklet candır ya. Hayır, çok soğuk. Hastalık motosiklet. Şimdi de şeysin, sıcak sıcak diyorsun hayır, arabanın hayır. İçinde. Çok iyi. Yani en azından dörtteki yer üstünde gidiyorsun. Cenk yapma, yüzünü seveyim. Öteki türlü sıkıştırıyorlar falan. Aynı kadar temiz değil mi? Evet, yazın böyle görmek zor burayı. Ana. Ki burası biliyorsun atık su şeyi Özlem. Burası dere. Atık su geliyor işte yukarıdan, temiz atık su işte. Tabii tabii. Burada onun için ki. Anam kediye bak. Bu dere zaten önceden yok mu? İşte atık suları burada veriyorlar. Bu dere şeyiyle veriyorlar. Yazın şimdi diyelim ki 20 bin. Yazın 200 bin, 300 bin kişinin atık suyuyla. Şimdinin atık suyu bak, bilmiyor işte. Bak tertemiz olmuş. Evet şu anda tertemiz. İnsanlar gidince. Yazın böyle göremezsin bu suyu. Tamam söylüyor. Baksana dibi gözüküyor resmen ya burada. Yazın nerede göreceksin bunu böyle. Yavaş. Gelelim bak yaz geldiğimiz zaman gör. Bulanık atıyor. Tabii ya leş gibi. Şöyle bak ilerideki taşlar bile sayılıyor, görüyor musun? Tam dere suyu olmuş burası. Evet. Şey de sığ da. Hı. Böyle git sen. Tam yüzmelik. Tam yüzmelik 125 gitti. ne yapalım yani? Artık bu fiyatlara alışmamız lazım. Biz de alışamadık. Değil mi? Alışmak lazım artık. Doğru söylüyorsun. Hani şey, onu şöyle düşün. Hani 15 lira gibi düşün. Öyle mi düşünmek lazım? Bu enflasyonda öyle düşüneceksin. Ne yapacaksın ya? Enflasyonu katma işin içine. Aha beni arıyorlar. Aha, evde yokuz. Mi?